Herkese selamlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mükemmel bir yazı tekrarı yapacağız. İlk dönemin artık ikinci yazılarına geldik arkadaşlar ve ikinci yazılardan sonra ne yapacağız? Yavaş yavaş ilk dönemi bitireceğiz. Hadi bakalım herkes toplansın arkadaşlar. Dersimiz başlıyor. Müzik Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber güzel bir yazı çalışması yapacağız. Bunun akabinde 10 tane soru çözeceğiz ve arkadaşlar eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Tabii ki LGS'yi kazanma hedefiyle yola çıktığımız bu yolda inşallah arkadaşlar %10'a girerek ne yapacağız? LGS'de güzel bir ise tutturacağız. Ola ki yani karnımız ağrır, midemiz bulanır, sınavımız kötü geçer. Ola ki %10'a giremediğimiz zaman ne yapacağız? Yine en yakınımızdaki okullarımıza okuldan aldığımız puanlarla beraber ne yapacağız? Yerleşeceğiz. Onun için okullarımızdaki puanlar çok çok önemli. Dolayısıyla yazılılar çok çok önemli arkadaşlar. Yazılılar ne yapmamız lazım? Yüklenmemiz lazım. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam yazılılar çok kolay şöyle böyle falan. Aman arkadaşlar yazılıları küçümsemeyin sakın. Mümkün olduğu kadar hepsinden 100 olun. Yani tamamından 100 olun. Ortalamanız 100 olsun. Dolayısıyla da gitmek istediğiniz liseye ola ki gidemediniz ki. Hani öyle bir ihtimal biz çok çok az görüyoruz ama. Ola ki gidemediniz ne yapacaksınız? Okul puanlarınızla beraber daha böyle e, güzel bir liseye gidebilirsiniz.

Dolayısıyla arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Sınavlarınızda mükemmel bir şekilde çalışıyorsunuz diyelim. Peki hocam bu çalışmaları nasıl yapacağız? Nereden yapmamız gerekiyor?" diyen arkadaşlar var. Onlara ne yapacağız? Hemen şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Zaten birinci yılda arkadaşlarımızın birçoğu bunu aldı zaten. Ben görüyorum bazen yani e, tramvayda görüyorum, otobüste giderken görüyorum, okullarda görüyorum. Ne oluyor? Almışlar e, sevgili arkadaşlarımız e, sizler Tonguç'un kitabını. Yani orada burada birbirinize soru soruyorsunuz, çalışıyorsunuz, gayret ediyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten size alkışlıyorum. Bu anlamda çok güzel bir işte iş çıkartıyorsunuz. Biz de sizler için ne yaptık? Yemedik, içmedik. Çok güzel bir yazılı notlardan oluşan küçük bir kitap hazırladık. Bunu almayanlar varsa mutlaka arkadaşlar sınavlardan önce hemen temin etsinler. Ya Tonguç mağazadan alabilirsiniz veya arkadaşlar işte kendinize en yakın bir kitapçıya gidip sorabilirsiniz. Bunu aldığınızda e, asansörde yukarı mı çıkıyorsun arkadaşlar? 2 e, dakikan mı var? Hemen çalışabilirsin. Anne sana şöyle çorbayı karıştır yavrucuğum. gel ben şurada işim var şunu yapayım derken çorbayı karıştırırken bile çalışabilirsin. O kadar güzel serviste giderken millet arkadaşlar sabahın köründe uyurken sen serviste bu güzel kitaba çalışabilirsin. Bakın burada olasılıklarımız var. Güzel arkadaşlar güzel bir şekilde burada yine sana olasılığı atıyoruz. Hatta yeni nesil sorular bile var bakın. Aralarda size yeni nesil sorular bile verdik. Yine cebirsel ifadelerin çarpılması nasıl oluyor? Nasıl yapılması gerekiyor? Bunları bahsediyoruz. Bunları yaptıktan sonra da burada tiklerini atıyorsun arkadaşlar. Bunu yaptım, bunu başardım, bunu hallettim. Şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım. Artık sınava hazırım diye ne yapabilirsin? Kendine gurur duyabilirsin. İlk konuları zaten bahsetmiyorum. İlk konular arkadaşlar çarpanlar, katlar, kareköklü sayılar. Tabii ki onlarla alakalı da çok güzel bugün sorular çözeceğiz. Bu konularda var burada. Tabii ki bütün dersler var arkadaşlar. Sadece matematiği hallettin diyelim ki. Bunun yanında Türkçesi var, feni var, sosyeli var, İngilizcesi var. Hepsi var arkadaşlar. İnki de bu var. Mükemmel bir kitap gerçekten de. Bunun yanından ayırma kesinlikle istemiyorum bunu her yerde çalışıyorsun. Bunun yanında tabii ki arkadaşlar pardon. Dinamo soru bankasına baktığımızda Dinamo soru bankasının şöyle iç kısmına, içindekiler bölümüne baktığımızda bir bakıyoruz arkadaşlar yazılı yazılık bölümleri var. Yani yazılı yazılık bölümleri derken burada ünite sonu değerlendirmeler var. Bakın burada işte test 27, 28, 29, 30 burada arkadaşlar çok güzel tekrar testlerimiz var. Bunun yanında bakın burada aynı şekilde bakın 4 tane genel tekrar testimiz var. Karaköklü sayıların sonunda var. Olasılığın sonunda var. Bunlar arkadaşlar ne yapıyorsun? Dinamo Soru Bankası'ndan mükemmel bir şekilde çalışıyorsun. Zaten burada yazılı sorularına benzer sorular. Burada da deneme sınavlarında artık zirveye hedeflemek istiyorsan bu buradaki soruları ne yapıyorsun? Çözüyorsun Dinamo Soru Bankası'ndan. Yok hocam bende Zoru Bankası var. Ben zor soruları seviyorum. Uğraşmayı seviyorum. Morarmayı seviyorum. Bakın özellikle mor yapmamızın böyle ince bir arkadaşlar mesajı var. Ben morarmayı seviyorum. Zor soruları seviyorum diyorsan da Zoru Bankası'ndan yoksa hemen temin ediyorsun ve güzel bir şekilde böyle güzel soruları çözüyorsun sınava ve aynı zamanda LGS'ye hazır hale geliyorsun diyelim. Bugün arkadaşlar sizlerle ne yapacağız? Soru çözeceğiz. Hocalarımızla yapmış olduğumuz Görüşmeler neticesinde onlardan aldığımız dönükler ve bilgiler neticesinde bir yandan da yapmış olduğumuz yazılı kağıtları araştırmaları ve sonuçlar neticesinde sizlere buradan hocamız soru sorabilir buradan soru gelebilir şeklinde güzel arkadaşlar bilgilendirmeler yapacağız fokuslamalar yapacağız ve sorularımızı beraber çözeceğiz. Bu videomuzu arkadaşlar daha sonra izleyenler olursa mutlaka videolarımızı durdursunlar durdurduktan sonra da ne yapsınlar? Güzel bir şekilde sorunun çözümünü yapsınlar. Doğru ise 10 puanları cebe indirsinler. Yanlışsa nerede yanlış yaptıklarını videomuzu izleyerek ne yapabilirler arkadaşlar? Öğrenebilirler diyorum ve hepinizin yüz almasını temenni ederek dersimize başlayalım arkadaşlar. Tabii ki derslerimizin bir tonguç klasiği olan Bölümümüz nedir arkadaşlar? Tabii ki öğrenci notları. Yani sizi hemen işte 10 tane soru çözüyoruz. Hadi bakalım çözdük gittik. Yok arkadaşlar. Size önce bir bilgilendirme briefing veriyoruz hani <laughs> tabiri caizse. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Briefing beraber önce bilgilerini güncelliyorsun. Güncelledikten sonra arkadaşlar ee, ondan sonra soruya geçiyorsun ki sorular daha anlaşılır olması anlamında gerçekten bu öğrenci notları inanılmaz faydalı. Şimdi sevgili arkadaşlar 8'e başladığında ilk olarak ne görmüştün? Çarpanlar katları görmüştün. Hatta bu çarpanlar katları 6. sınıfta da görmüştün ama 8'de biraz daha artık kazık tabiri caizse arkadaşlar. Ebo peko problem leri falan filan. Tabi bizim sınavımızda böyle şeyler yok. Bizim sınavımız arkadaşlar okuldaki sınavlar kolay olduğu için daha çok sınavda çıkabilecek tarzı sorular var. Çok fazla yeni nesil soru barındırmıyor arkadaşlar bu sınavımız. Bilginiz olsun. Çünkü bazı yorumlar geliyor hocam bu sorular çok kolay falan filan. Arkadaşlar biz tüm Türkiye'deki yani Kars'tan İzmir'e, Antalya'dan Samsun'a kadar, Hatay'dan arkadaşlar Adıyaman'a kadar her yerdeki okula göre ortalama bir sınav kağıdı oluşturduğumuz için dolayısıyla da bizler arkadaşlar ne yaptık sizlere zor olmayan sınavda çıkabilecek tarz soruları koymuş olduk bunu da söylemiş olalım. Şimdi çarpanlar katlara baktığımızda çarpan ne demekti? İki, bir sayıyı iki sayının çarpımı şeklinde yazarsak buna biz ne diyorduk arkadaşlar? Çarpan şeklinde yazma. Çarpan diyorduk. Mesela 48'in çarpanları nelerdir? Baktığımız zaman 1 çarpı 48, 2 çarpı 24, 3 çarpı 16. Gerisini biz getirelim. 4 çarpı 12 arkadaşlar 6 çarpı 8 diyoruz ve 48'in çarpanları 1, 2, 3, 4 6, 8, 12, 16, 24 ve 48 yani 2 4 6 8 10 tane çarpanı olduğunu söyleyebiliriz. Hemen burada asal olanlar nelerdir diye bakarsak bakın 2 asaldır, 3 asaldır. Yani asal çarpanlarımız da burada 48'in asal çarpanları da 2 ve 3'tür ve toplam çarpan sayıları da sayısı da buradadır toplamda 4, 8, 10 tane çarpanımız var diyebiliriz 48'in. Ve arkadaşlar dikdörtgenlerde bakın burada şu iki sayını yani şu kısa kenarla uzun kenarın çarpımı 48'i vereceğinden dolayı kısa kenarlarımız bunlar olabilir. Uzun kenarlarımız da bunlar olabilir. Yine bazen dikdörtgenin alanından bizlere çarpanları bulmayı da sorulan sorular karşımıza gelebilir. Bunlara da lütfen dikkat ediniz diyelim. Şimdi asal çarpanları ayırma neydi? Bu arkadaşlar e, çarpanları ayırmaydı. Burada mesela şey de diyor bazen işte çarpanlarını bulunuz. E, pozitif çarpan sayısı nedir? Pozitif bölen sayısı nedir? Arkadaşlar bunların hepsi aynı şeydir. Böyle bir iki kelime oyunu falan yapıyorlar ama kesinlikle onlara aldanmayın. Çarpan sayısı e, ile pozitif çarpan sayısı, pozitif bölen sayısı bunların hepsi e, 48'in aslında çarpanlarını sormasıdır. Bunu söyleyelim. Asal çarpanlar neydi? Arkadaşlar asal sayı neydi? Asal sayı sadece bire ve kendisine bölünebilen sayılara asal sayılar diyor. En küçük asal sayımız kaçtı arkadaşlar? Tabii ki en küçük asal sayımız 2 idi. En büyük 2 basamaklı asal sayımız kaçtı? 97 idi. Bunlara da lütfen dikkat edin. Tabii ki arada sinsirella dediğimiz yani asalmış gibi gözüken sayılar var. Mesela bir 51 sayısı asalmış gibi gözükür. 57 sayısı asalmış gibi gözükür arkadaşlar. Lütfen bunlara dikkat edin. Mesela 87 asalmış gibi gözükür. Bunlar asal sayı değildir ama bunları da söylemiş olalım. Asal çarpanlar ayırma arkadaşlar asal çarpanlarına ayırma da bir sayının sadece asal çarpanlarının bulunması yani ya da bir sayıyı sadece asal çarpanlar şeklinde yazma işlemine biz ne diyoruz? Asal çarpanlarına ayırma diyoruz. Bunu da söyleyelim. Mesela asal çarpanlarına ayırma iki adet yöntemi vardır. Birincisi bölen algoritması. ikincisi çarpan ağacı. Arkadaşlar çarpan ağacı birazcık artık 6. sınıfta kaldığı için çok fazla bunun üzerinde durmayacağız. Böyle göstermiş olalım ama en önemli durum burada bizim için budur arkadaşlar 84'ün asal çarpanlarına bölerken asal çarpanları bulurken tabii ki en küçük asal sayıdan başlıyoruz. Yani 2'den başlıyoruz. O yoksa 3'e bakıyoruz. O yoksa 5'e bakıyoruz. Sonra 7'ye bakıyoruz. Derken derken arkadaşlar devam ediyoruz ama her zaman en küçük asal sayıdan başlamayı ihmal etmiyoruz. Sonra 84'ü 2'ye böldük arkadaşlar. Ne oldu? 42. 2'ye böldük 21. 21 artık 2'ye bölünmediği için kaça bölüyorum? 3'e bölüyorum. 3'e böldük 7. 7'yi 7'ye böldük 1. Zaten bir asal sayı ile karşılaştığımızda asal sayı ancak kendisine bölerek arkadaşlar ne yapabiliriz? 1'e ee, e ulaşmış olabiliriz. En sonunda 1'i görmemiz gerekiyor. Şimdi 84'ün asal çarpanları 2, 3 ve arkadaşlar 7'dir. Bakın 2 tane 2 var ama ben bir tanesini yazıyorum. 84'ü asal çarpanlarının üstü olarak gösterirsek 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1 şeklinde göstermiş oluyoruz. Bu noktada asal çarpanlar nelerdir? Bakın bu noktada bir golf sopası gibi karşımıza gelen şu bölüm 84'ün asal çarpanlarıdır diyebiliyoruz ve ilk sayfamızı bu şekilde arkadaşlar ne yaptık? Halletmiş olduk. Merak edenler, takılanlar varsa lütfen bu sayfayı bir SS alsınlar bakalım. Evet SS aldıysanız arkadaşlar ne yapalım? Hemen diğer sayfamıza bir geçiş yapalım. Çarpanlar katlarda EBOB, ECOG. Zaten soruların geldiği kısımda burası arkadaşlar. Bir sayılı iki sayının EBOB'unu bulma, ECOG'unu bulma, problemlerde nelerle karşılaşırsın, nasıl çözersin? İşte bunlarla alakalı Milli Eğitim Bakanlığı zaten LGS'de sorularını soruyor. Muhtemelen de sevgili hocalarımız da EBOB, ECOG problemlerinden kesinlikle bir tanesini bizim kanaatimizce arkadaşlar %100 soruyorlar. Yani EBOB, EKOK'tan bir soru geliyor bunu da söylemiş olalım. Şimdi 24 30'un arkadaşlar EBOB'unu bulmak istersek ya da EKOK'unu bulmak istersek ne yapıyoruz? Önce ikisini 2 ile başlıyoruz. 2'ye böldük. 24'ü 2'ye böldük 12. 30'u 2'ye böldük 15. 2'ye böldük 6. 2'ye bölünmedi. Bölünmeyen sayı aynı aşağı iner arkadaşlar. Aynen aşağı iniyor. 2'ye böldük 3. 2'ye bölünmedi. Aynen işte indi aşağıya. Sonra 3'e böldük. 1, 3'e böldük 5, beş, 5'e böldük 1. Bakın 2 ve 3'ün yanında yıldız var. Neden yıldız var? Çünkü bu iki sayı bu 24 ile 30'un her ikisini aynı anda böldüğü için arkadaşlar. Bunlara biz ne diyoruz? Yani bu iki sayının çarpımı yani bunları işaretledik ya bu iki sayının çarpımı bu sayıların bize neyini verecektir? EBOB'larını verecektir arkadaşlar. Bu iki sayının EBOB'u nedir? 6'dır. Yani en büyük ortak bölenleri yani bu iki sayıyı bölen en büyük sayı 6'ymış. EKOK'ta ne yapıyorduk? EKOK'ta arkadaşlar bunların hepsi çarpıyoruz. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. Hadi çarpalım bakalım. 2 kere 2 4 8 24 5'e çarparsak 120. Bu iki sayının da en küçük ortak katı yani katlarını yazdığınızda 24 48 e, ondan sonra 72 diye veya 30 60 90 diye yazdığınızda bu iki sayının ilk defa buluştukları sayı 120'dir. Buna biz ne diyoruz? Bu iki sayının en küçük ortak katı yani ortak katlarının en küçüğü 120. Sonrasında 240. Sonrasında bakın 120'yi bulduktan sonra devamında da arkadaşlar bunun katları da ortak kattır. Yani 240 yani 360 yani 480 yani 600 bu şekilde gider. Bunları özellikle özellikle arkadaşlar EBOB-ECOG sorularında Böyle şart olan sorularda bakın şart olan işte diyor ki mesela işte böyle 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 olmuştur. Şöyle 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 olmuştur. E bu işte Ali'nin misketleri atıyorum Ali'nin misketleri işte 150 ile e 350 arasında olduğuna göre falan gibi sorularda işte burada ekok'un katlarını kullanmanız gerekiyor. Böyle şart olan sorularda bunu çok fazla kullanıyoruz. Bilginiz olsun. Arkadaşlar burada EBOB ve EKOK'larda birbirinin katı olan sayılarda, katı olan sayılarda Kesinlikle işlem yapmanıza gerek yok. Bilginiz olsun. Birbirinin katı olan sayılarda EBOB'lar her zaman küçük sayıya, EKOK'larda her zaman büyük sayıya eşittir diyebiliriz. Mesela diyelim ki 12 ile 96'nın size işte ekoku sordu. Ekoku sordu. Hiç yapmana gerek yok. 96'yı buluyorsun çünkü 12 ile 96 ...birbirini katı. Bilmeyen öğrenci bunu buluyor, bulmaya çalışıyor ama orada bir sürü zaman kaybediyor diyebiliriz. Arkadaşlar aralarında asal sayılar. Yani 4 ile 9 gibi aralarında asal sayılar veya ardışık olan sayılar zaten aralarında asaldır. E ile arkadaşlar 1 zaten bütün sayılarla aralarında asaldır. Onu net bir şekilde söyleyelim. 1 bütün sayılarla aralarında asaldır. Bunun yanında ardışık olan bütün sayılar aralarında asaldır. Ardışık olan bütün sayılar aralarında asaldır. Ve arkadaşlar 4 ile 9 da aralarında asaldır. Yani aralarında asal olması için sayıların asal olmasına gerek yok arkadaşlar. Mesela bakın ben de bir örnek vereyim. 10 ile 21. 10 da asal değildir. 21 de asal değildir. Ama bu iki sayı aralarında asaldır. Çünkü bunun çarpanları 2 ve 5'tir. Bunun çarpanları 3 ve 7'dir. Bakın ortak bir sayı olmadığı için bu iki sayı aralarında asaldır diyoruz. Aralarında asal sayıların arkadaşlar EBOB'ları... ebopları 1'e eşittir. Ekokları da bu sayıların çarpımına eşittir diyebiliriz. Yani 4 kere 9 36. Ekokları 36'ya eşittir. Peki ekok ve EBOB problemlerinde neler yapmıştık? Arkadaşlar bu parçalardan parçalardan bir bütüne gidiyorsak parçadan bütüne küçük küçük şeyleri birleştiriyorsak ne vardı burada? Tabii ki ekok vardı arkadaşlar. Ekok. Neydi onlar? İşte zil soruları vardı. Ondan sonra nöbet soruları vardı arkadaşlar. Nöbet soruları vardı. Üçer üçer, beşer beşer soruları vardı. Bunların hepsi ekok ok sorusu. Büyük parçayı eğer küçük parçalara bölüyorsak burada ne var? Burada da EBOB var arkadaşlar. Bölme, bölüştürme olarak düşünebilirsiniz. Bölme, bölüştürme varsa. Bu, peki EBOB problemleri neydi? EBOB problemleri de arkadaşlar mesela işte nohut, pirinç soruları. İşte zeytinyağı aldık küçük küçük şeylere bölüştüreceğiz. Bu tip arkadaşlar durumlarda da EBOB'larımızı kullanıyorduk. Özellikle özellikle nohut, pirinç gibi soruları görüyorsanız veya ağaç dikme soruları veya direk dikme soruları görüyorsanız burada sayıların EBOB'unu almanız size artı parantez, artı puanlar getirebilir arkadaşlar diyoruz ve bu sayfada inanılmaz önemli. Lütfen bu sayfayı da benim için esas alır mısınız? Evet arkadaşlar, ne yaptınız ekran görüntüsünü aldıysanız yolumuza mükemmel bir şekilde üslü sayılarla devam edelim. Yine bu senenin bomba konularından bir tanesi arkadaşlar. Üslü sayılar geçmiş yıllarda da yani 5. sınıfta da görmüştünüz. 5. sınıfta bir sayının karesi, küpü şeklinde görmüştünüz. E şimdi onu 6. sınıfta yine işte devam ettirdiniz. 7'de devam ettirdiniz. 8'de de geldi arkadaşlar. 8. sınıfın en zor konularından bir tanesi oldu diyebiliriz. Şimdi Bakalım arkadaşlar neler göstermiştik yıl içerisinde sizlere? Bu zamana kadar neler öğretmiştik? Hemen onlara bir bakalım. Buradan arkadaşlar şu bilgilerden Kesinlikle hocalarımız soru soracaktır. Lütfen bu bilgileri dikkatlice dinliyorsun. Notlarını alıyorsun. Hatta not almana gerek kalmıyorsa da bak not almak gerek kalmıyorsa da zaten biz senin yerine notlarımızı aldık arkadaşlar. Bütün derslerden notları aldık. İstersen buradan da çalışabilirsin. Ben not almayı sevmiyorum hocam. Hazır not varsa alayım falan diyorsan eğer bunları alıp arkadaşlar ne yapabilirsin? Çalışabilirsin. Şimdi bakalım eğer Arkadaşlar tabanımız negatifse bakın tabanımız negatifse negatifse arkadaşlar çift ise sonucumuz her zaman ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Tabanımız negatifse üssümüz ise sonucumuz her zaman pozitif. Eğer ta, ta, ta konuşamadım pardon. Tabanımız eğer negatif, üssümüz tek sayı ise arkadaşlar sonuçta her zaman negatif olacaktır. Bunu özellikle söyleyelim. Üstümüz çift olmuştur ancak parantez yoktur arkadaşlar. Parantez yoksa sonucumuz ne olur? Her zaman yine eksi çıkacaktır. Hoca bazı arkadaşlar diyor ki, hocam diyor işte ben diyor e, pozitif sayılarda da yapıyorum. Arkadaşlar, sayılarımız eğer pozitifse üstünün e, tek olması veya çift olması bir anlam ifade etmez. Lütfen pozitif sayılarda bunlara bakmayın. Taban negatif olduğunda üstse bakarsın. Sayılar pozitif olduğunda herhangi bir şey yapmana gerek yok. Zaten sonuç pozitif çıkacaktır. Taban negatifse üste bakman gerekiyor. Buna dikkat et lütfen. Şimdi ikinci sayıya bakalım. Sayıların birinci kuvveti arkadaşlar sayının kendisine eşittir. Yani başka ne eşit olacak değil mi? Sayının kendisine eşittir. Sayının sıfırıncı kuvveti bir sayının sıfırıncı kuvveti arkadaşlar her zaman biri eşittir. Bunu da söyleyelim. Birin bütün kuvvetleri e biri eşittir tabii ki. Birin 10. kuvveti birdir. Çünkü 10 tane birin çarp mı birdir arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. Bir de arkadaşlar burada ne vardı? Takla üst tarafta eğer eksili negatif bir kuvvet görüyorsan bu negatif kuvvetin görevi neydi? Takla attırmaktı arkadaşlar. Takla attırıyoruz. Yani 2 bölü 3'ün üstünde eksi 2 var ya önce şu eksiden kurtulmamız lazım. Nedir bu eksiden kurtulmanın? Yani ne yapmamız lazım? paydayı yani alt taraftaki arkadaşlar tabanı önce takla Bakın 3 bölü 2. Sonra o eksilik kayboldu zaten. Görevini yaptığı için kayboldu. Sonra 3 bölü 2'nin karesini alıyorsun. Kaç buldun? 9 bölü 4 bulmuş oldun. Hemen şunlara bakalım. Bakın burada da tabanımız 2. Ne yapıyorsun? 2 bölü 1. 1 bölü 2 olarak yazıyorsun. Ve üstünü biri konduruyorsun. E 1 bölü 2 olarak ne yaptın? Aynen yazdın. Devam edelim bakalım. 3'ün eksi 2. ikinci kuvveti. Buraya bakalım hemen taklamızı attırdık arkadaşlar. Bakın bunun paydasında gizli bir var yani. Taklamızı attırdık ve ikinci kuvvetini aldık. Buradan 1 bölü 9 şeklinde ne yaptık? Yazmış olduk sonucumuzu diyebiliriz. Ve bu şekilde de üstte eksi olursa onun ne anlama geldiğini bahsetmiş olduk. Arkadaşlar burada kuvvetin kuvveti yani çift kuvvet varsa iki tane kuvvet varsa bunları ne yapıyoruz? Çarparak tek kuvvet olarak yazıyoruz. Bakın burada Burada 3 ile 5 çarptık 15. 2 üzeri 15. Peki 16'yı acaba nasıl yazabilirim? 2 tabanında arkadaşlar hemen ne yapıyoruz? 2'nin 4. kuvvetinin eksi 3. kuvveti diyorum. Buradan da kuvvetle kuvveti çarparsam buradan sonucum 2 üzeri eksi 12 olacaktır diyebiliriz. Buraya bakalım. Burada da arkadaşlar çözümleme. Onun kuvveti şeklinde çözümleme olaylarına baktığımızda... Bakın şu ifade... E, ikinci virgülden sonra ikinci sıraya altı yaz anlamına geliyor. Şu ifade virgülden sonra üçüncü sıraya yedi yaz anlamına geliyor. Buraya bakalım bakın bu 10 üzeri 0 1 demektir. Yani birler basamağı arkadaşlar kaç olması gerekiyor? 4 olması gerekiyor. 2 üzeri 10 üzeri 1 yani bu arkadaşlar onlar basamağı burası da 2 olması gerekiyor. Boşlukları neyle dolduruyoruz? 0 ile dolduruyoruz tabii ki. 24 tam binde 67 burası da boş kaldı. Olsun olabilir çözümlemelerde buna dikkat ediyorsun. Tam ortası arkadaşlar şöyle e, bu tarafa doğru gittiğinde 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri 3, e, eksi 3. Burası da 10 üzeri 0, 10 üzeri 1 ve 10 üzeri e, e, 2 şeklinde. Ne oluyor? Birler, onlar, yüzler diye ilerliyor çözümlemede bunlara da ne yapmamız gerekiyor? Dikkat etmemiz gerekiyor. Üstü ifadelerde çarpma işlemleri var. Çarpma işlemlerine bir bakalım isterseniz. Çarpma işlemlerinde tabanlar aynı olduğunda arkadaşlar üstler toplanır. Üstler toplanır. Aman dikkat. Yani buranın bakın 2 üzeri 6 ile 2 üzeri 4'ün çarpımı 2 üzeri kaça karşılık geliyor? 10'a karşılık geliyor diyebiliriz. Peki hocam tabanlar farklı. Üstler aynı olduğunda ne yapacağız? Arkadaşlar üstler aynı olduğunda ortak üstümüzü yazıyoruz. Bu sefer tabanları çarpıyoruz. Yani 4 kere 3 12 üzeri ne olmuş oldu? 5 olmuş oldu. Yani 12 üzeri 5'i ne yaptık? Bulmuş olduk. Bölmeye bakalım. Bölmede durumlar ne? Arkadaşlar bölmede durumlar da Tabanlar aynıysa üsttekinin üstünden alttakinin üstünü çıkartıyorsunuz. Yani sonucumuz kaç buluyoruz buradan? 2 üzeri 4 bulmuş oluyoruz. Peki üstler aynı tabanlar farklıysa bu sefer gerçekten de bölme yapıyoruz. Yani 30'u 3'e bölüyorum, 10 buluyorum arkadaşlar. Ortak kuvvetimi de yazmış oluyorum. 10 üzeri 5'i ne yaptık? Bulmuş olduk. Peki üslü sayılarda toplama nasıl olur? Arkadaşlar üslü sayılarda toplama şöyle olur. E ee, Ortak üstler bakın burada var ya onlara dokunmuyorsun. 4 artı 7 kaç yapar? 11 yapar. 11 çarpı 10 üzeri 5 yazmış olduk. Buraya bakalım çıkarma işleminde de aynı. 12'den 8 çıktı. 4 ama üstlerimize kesinlikle dokunmuyoruz arkadaşlar. 4 çarpı 3 üzeri 10. Yani çıkarma ve toplamalarda kat sayılarımız aynıysa kat sayılarımızı yani başındaki sayıları toplayıp çıkartıyoruz. Ve ortak üstümüz yazıyoruz. Şurada size bir şey göstereyim arkadaşlar. Mesela 10 üzeri 10 üzeri 7'den 10 üzeri 6'yı çıkarma işlemlerinde öğrencilerimizin birçoğu 10 üzeri 1 diyorlar arkadaşlar. Aman dikkat sakın ya öyle yapmayın. Şunu üssünü büyük olan üssü küçük olan üsse benzetiyoruz. Yani 10 çarpı 10 üzeri 6 diyorum. Buradan da 10 üzeri 6'yı çıkartıyoruz. Bunun başında gizli 1 var biliyorsunuz. Yani şunu yapmamız lazım. 10 tane elmadan bir tane elma çıkarsa 9 tane elma kalmış olur yani 9 çarpı 10 üzeri 6 diyebiliriz lütfen bunlara da dikkat ediniz çünkü zaman zaman sorularda karşımıza geliyor geldik arkadaşlar çok büyük ve çok küçük sayılara evet, büyük bir sayıyı çok daha güzel çok daha tatlı bir şekilde göstermek için sıfırlarımız ne yapıyoruz onun kuvveti şeklinde yazıyoruz bakın burada 36 çarpı 10 üzeri 4 tane olduğu için 10 üzeri 4 yazdık. Devam edelim. Çok küçük sayılarda ise virgülden sonraki sayı miktarımız, basamak miktarımız kaç? 5 tane. 43'ü yazıyoruz çarpı 10 üzeri eksi 5. Çünkü küçük bir sayı olduğu için burada bulunan basamak miktarını buraya yazmış oluyoruz. Mesela şöyle hemen bir tane daha gösterelim. Mesela bakın şöyle şöyle. Diyelim ki 5 yaptık arkadaşlar burasını. 5 çarpı 10 üzeri kaç basamak var? 1, 2, 3, 4. O zaman buraya ne yazıyorum? Eksi 4 yazıyorum. Bu şekilde de bir tane daha örnek vermiş oluyoruz sizlere. Bilimsel gösterim neydi? Arkadaşlar bilimsel gösterim başındaki kat sayının 1 ile 1 ile 10 arasında olmasını istiyoruz. Ama 1 de olabilir. Ama 10 olamaz arkadaşlar. 1 ile 10 arasında olmasını istiyorsak buna yani öyle gösterirsek buna biz bilimsel gösterim diyeceğiz. Mesela 569 çarpı 10 üzeri 12. Bakın burasını 569'u 5,69 olarak yazarsak eğer burası 2 kat azaldıysa üstümüz 2 kat artacaktır. Yani bir denge. Bir azalıyorsa biri artıyor. Biri artıyorsa biri azalıyor arkadaşlar. Bakın burada 569'u 2 basamak kaydırdı. 5,69 yazdım. O zaman burayı iki basamak arttırarak ne yaptım? 10 üzeri 14 yazdım. İşte sana bilimsel gösterim. Buraya bakalım. Bunu da biz yapalım. Bakın 0,24 çarpı 10 üzeri eksi 7 var ya. Ben ne yapıyorum bunu? Bilimsel gösterim için bunu bir tane büyütüyorum arkadaşlar. Bakın büyütüyorum. Çünkü 1 ile 10 arasında karşılık gelmesini istiyorum. Bir tane büyüttüm. E, burayı büyütürsem burasını ne yapmam lazım? Arkadaşlar küçültmem gerekiyor değil mi? Sayıyı büyüttüysen burasını küçültmem gerekiyor. Bunu küçültürsem eksi 6 yazanlar patlar arkadaşlar. Aman dikkat. Eksi 6 yazmıyorsun. Eksi 7'den bir tane küçültürsek buraya ne yazmış oluyorsun? Eksi 8 yazmış oluyorsun ve bunu da bilimsel olarak göstermiş oluyoruz. Devam edelim bakalım arkadaşlar. Nereye geldik? Karaköklü sayılara geldik. Karekök sayılar arkadaşlar üslü sayılardan sonra çok daha kolay, çok daha güzel bir konu. Ee, Karaköklü sayılarda tam kare sayıları bilmemiz gerekiyor. Yani 20'ye kadar olan 400'e kadar olan tam kare sayıları isim soy isim yani kendi adını soyadımız gibi bilmemiz gerekiyor. Buna lütfen dikkat edin. Bakın burada size birkaç tanesini verdik. İşte 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4. 5'in karesi 25, 30, 6'nın karesi 36. Tam kare sayılar karekök düşün arkadaşlar çok net bir şekilde süper bir şekilde çıkarlar. Yani 25 dışarıya kaç olarak çıkar arkadaşlar? 5. 36'ya diyoruz ki sen yani kimin karesinin 6'nın 6 olarak yazıyoruz. 196'yı arkadaşlar dışarı çıkarttığımızda 14'ün karesi olduğu için 14 olarak çıkar. İkinci olarak sayıların yaklaşık değerleri. kök sayıların arkadaşlar değerleri e, tam olarak bilinmezler. Yani mesela kök 25 5. Tamam çok güzel. Kök 196 14 ama işte kök 7 mesela kaç? Kök 14 kaç? Kök 20 e, kaç? Bunların arkadaşlar değerleri iki sayı arasında kime yakındır diye kendimizce ne yapıyoruz? Böyle bir e, yorumda bulunuyoruz. Mesela kök 7 2 ile 3 arasındadır. Yani kök 4 ile kök 9 arasındadır ve kök 9'a daha yakındır. Nereden almışız? Bakın buradan almışız. Kök 14'e bakalım. Kök 9 da kök 16 arasında ve kök 16'ya daha yakın olduğu için bakın 4'e yakındır. Yani 3 de 4 arasındadır ama 4'e yakındır. Kök 16 ile kök 25 arasında kim var? Kök 20 var. Bakın bu da tam ortalara bir yere yakın olduğu için daha çok ortaları tercih ettik. Bu kök 20 sayısı da 4 ile 5 arasındadır ve tam ortalara karşılık gelir diyebiliriz. Yaklaşık değerden de yine çok güzel sorular geliyor. Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar bir tane sayı eğer tam kare değilse yani kök dışına çıkamıyorsa ne yapacağız? Kök dışına arkadaşlar içindeki çarpanlardan kök dışına çıkabilenleri çıkartıyoruz. Çıkamayanlar zaten içeride kalıyorlar. Onlara yapacak bir şeyimiz yok diyebiliriz. Mesela burada kök 50'ye bakalım. Kök 50'nin asal çarpanlarına ayırıyoruz. Asal çarpanlarına sonra ikişerli olarak gruplandırdığımızda, ikişerli olarak gruplandırdığımızda gruplanan sayı çıkar. E dolayısıyla kök 50 eşittir arkadaşlar 5 kök 2 şeklinde ne yaptık yazdık. Bu kök içinde kaldı. Yani 2 kök içinde kaldı. Bunu söyleyebiliriz. Mesela bir tane daha yapalım arkadaşlar. Kök 48 Diyelim ki asal çarpanlarını ayırdınız, ayırdınız. Buradan ne oldu? İşte 16 çarpı 3 olarak bakın daha pratik olarak böyle bir yöntem de var. 16 çarpı 3 olarak yazdınız. 16 dışarıya 4 olarak çıkarsa 3 içeride kaldı. Daha bir pratik yöntem. Mesela diyelim ki başka bir soruda 32'ye demeyelim de mesela kaç olsun kaç olsun? E, 50'yi verdik. E, 90, 80 versek, 72'yi versek arkadaşlar. 72'yi verdik diyelim ki mesela burada ne yapabilirsin pratik olarak? 36 çarpı 2 dersin. E 36 dışarıya 6 olarak çıkarsa ne yaparsın? 6 kök 2 olarak bulmuş olursun. Eğer bunları yapamıyorsan ne yapacaksın? Atıyorum 48'i asal çarpanlarına ayırarak gruplandırma metodunu kullanarak gruplanan sayı dışarı çıkar diyorsun. Ve buradan da 4 kök 3 buluyorsun. Veya 72 arkadaşlar asal çarpanlarına ayırıyorsun. Diyorsun ki işte gruplandırdığında 6 dışarıya çıkar ama 2 içeride kalır diyorsun. Bu şekilde de ama pratik olmak istersen ki zaten çoğunuzun artık arkadaşlar Arkadaşlar bu konuyu çok iyi bildiğini düşünüyorum. Ee, buradan da pratik olarak bunları e, ne yaparsın bulabilirsin diyelim. Sonra. Arkadaşlar bazen de gerek sıralamalarda gerekse yaklaşık değer bulmalarda bazen kök dışındaki sayıyı kök içine almamız gerekebilir. Özellikle tekrar söylüyorum sıralama sorularında ve e, sevgili arkadaşlar yaklaşık değer bulma sorularında mutlaka dışarıdaki sayıyı içeriye almanız lazım. Mesela diyelim ki e, bunu 3'ü e, içeriye aldığımızda dışarı çıkarken biliyorsunuz arkadaşlar 2 tane yani buradan çıkarken 36, 6 olarak çıkıyor ya içeride dışarıdan içeri girerken karesi olarak giriyor. Yani 3'ün karesi 9. 9 kere 5 ne olur? 45 olur arkadaşlar. O zaman ne oldu? Bakın burada. Peki köklü sayılarda çarpma nasıl yapılır? Köklü sayılarda arkadaşlar çarpma işlemi dışarıdaki sayıyla dışarıdaki sayıyı çarparsın 12. İçerideki sayıyla içeridekiyi çarparsın kök 10. Evet, 12 kök 10 olarak bulmuş oluyorsun. Bölme nasıl? Arkadaşlar bölmede Dışarıdaki sayıyı dışarıdaki sayıya bölüyorsun. 2 çıkıyor. Kök 6'yı kök 2'ye bölersen 3 çıkıyor. Ama köklü sayılarda bölme yaptığın için kök 3 çıkıyor. Yani 2 kök 3 oluyor. Ee, peki köklü sayılarda toplama nasıl yapılır? Arkadaşlar elma ile armut yöntemini kullanıyorsun. Yani bakın burada 4 tane elma, 2 tane elma daha kaç elma yapar arkadaşlar? 6 elma yapar. Yani 6 kök 5. Toplamalarda... Köklü ifadeler değişmiyor arkadaşlar. Başındaki sayıları toplayıp çıkarıyorsun yazıyorsun. Ve başındaki sayı da değişmiyor. 6 kök 5. 10 tane armuttan 7 armut çıkarsa kaç kalır? 3 kök 2 kalır. Yani kök 2'leri armut dersek 3 tane armut kalır. Yani cevabımız da 3 kök 2 oluyor diyebiliriz. Köklü sayıları da burada mükemmel bir şekilde tekrar ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Peki ondalık sayılar arkadaşlar nedir? Ondalık sayıların karekökü de çok daha güzel. Arkadaşlar size bir soru. Mesela desem ki 144 desem dışarıya ne olarak çıkar? Herkes der ki hocam 12. Peki şöyle desem 1,44 desem sen diyeceksin ki hocam 1,2. Bitti bu kadar basit arkadaşlar. Mesela diyelim ki arkadaşlar 36 dışarıya ne olarak çıkar? 6. Peki 0.36 olarak dışarı çıkar desem 0.6. Yani virgüllü ise virgüllü çıkıyor. Virgüllü de ise normal zaten. Mesela bir tane daha soralım bakalım. Mesela 0.09. Arkadaşlar 9 olsaydı ne olarak dışarı çıkardı? 3 olarak çıkardı. Şimdi ne olarak çıkacaktır? 0 3 olarak çıkacaktır. Veya bir tane daha yapalım. İşte 324 olsaydı ne olarak çıkardı? 18. 3,24 olursa 1,8. Yani virgüllü ise virgüllü olarak ne yapıyorsunuz? Çıkartıyorsunuz diyelim. Bakın 1,96 1,96'nın karesi yani 196'nın kare kökü ne yapacağız? Alacağız. Bunu uzun yoldan yaparsak 196 bölü 100 olarak rasyonel sayıya çeviriyorum. Sonra payım 14 olarak çıkıyor. Paydam 100 olarak çıkıyor. Buradan da 1,4'ü buluruz. Ama biz ne yaptık? Zaten bunun pratik yöntemini söylemiştik. Bakın şöyle 196 olsa 14 olarak çıkar ama 1,96 olursa 1,4 olarak karşımıza gelir demiştik. Doğal sayı yapan çarpana baktığımızda arkadaşlar köklü sayıların aynısı iki tanesi çarpıldığı zaman ancak kökten çıkabilir. Bakın buraya 4 kere 2 8 Kök 5 ile kök 5 çarptık. Ne oldu? Kök 25. Buradan da 8 çarp 5'ten cevabımız kaç olur? 40 olur. Yani bir köklü ifadenin kökten kurtulabilmesinin tek sebebi, tek arkadaşlar yolu da aynısıyla çarpılması. Yani kök 3 ise kök 3 ise, kök 5 ise kök 5 ise, kök 50 ise kök 50 ise, kök 5 kök 7 ise kök 7 ile arkadaşlar çarpılırsa ne yapar? Kök dışına çıkmış olur. Rasyonel sayılarla irrasyonel sayılar toplanırsa gerçek sayıları oluşturur diyoruz ve rasyonel sayılara baktığımızda 1 bölü 2, 3, arkadaşlar eksi 3 bölü 5 veya 0 bölü 2 bunlar hep rasyonel sayılardır. İrrasyonel sayılar kökten dışarı çıkamayan ya da pi sayısı arkadaşlar bunlarda nedir? E, i̇rrasyonel sayılara örnektir. Mesela ya da şu da olabilir. Mesela 3,25621 e, 7 8 şeklinde sonsuza kadar giden bu sayıda irrasyonel sayıdır. Yine arkadaşlar burada örnek vermek istediğim 3 virgül 2 devirli sayısı da devirli sayılarda rasyonel sayıya çevrilebildiği için ne yapıyoruz arkadaşlar? Mutlaka bunları da rasyoneller bölümünde almış oluyoruz diyelim ve ne yapıyorsun bu sayfanın da arkadaşlar? Güzelce şöyle bir esesini al bakalım. Güzelce notlarına almış olursun. Evet arkadaşlar ne yapalım devam edelim. Yeni bir konu yani veri analizi. Arkadaşlar veri analizini zaten yıllardır aslında görüyorsunuz. Yani ilk okula başladığında da sütun grafiğini görmüştün, çizgi grafiğini görmüştün, daire grafiğini nerede gördün? 7. sınıfta gördün ve 8'de de bunları ne yapıyorsun artık birleştiriyorsun. Kar zarar durumları karşılaştırma, farklı verileri karşılaştırırken arkadaşlar sütun grafiğini kullanıyoruz. Anlık artış ve düşüşleri zamana bağlı anlık artış ve değişimleri azalışlarını ele gösteriyoruz. Çizgi grafiğini ne gösteriyoruz bütünün parçalarını gösterme yani burada bir tarlaya ekilen e, e, ürünleri veya seçim çalışmalarında seçim e, partilerin kaç oy aldığını arkadaşlar neyle gösteriyoruz daire grafiğinde gösteriyoruz tabii ki arkadaşlar bunlar da yani bu konuda özellikle çok anlatılacak bir şey yok ama özellikle daire grafiğinde e çok fazla soru geliyor. Merkez açıyı yani bir şeyin bütününü 360 derece olarak alıyoruz ve ne yapıyoruz? Burada doğru orantıyı çok fazla kullanıyoruz. İşte şu kadar açı bu kadar ürüne denk geliyorsa şu kadar açı kaça denk gelir gibi sorularla beraber ne yapıyoruz? Şu 2 yöntemi kullanıyoruz. Ben daha çok arkadaşlar doğru orantı yöntemini kullanmayı tercih ediyorum ve çok da güzel oluyor. Tavsiye ederim. Biraz sonra sorularda zaten bunları uygulayacağız. Veri arkadaşlar bu şekilde diyebiliriz. Sonra geldik arkadaşlar olasılığa. Olasılık da çok böyle şeker gibi bir konu arkadaşlar. Çok tatlı. Özellikle üstü sayılardan sonra yani biraz daha soft bir konu diyebiliriz. Olasılık arkadaşlar neyle başladık? Olası durumlarla başladık. Bir paranın iki tane arkadaşlar olası durumu vardır. İki tane olası durum vardır. Nedir bunlar? Ya yazı gelebilir ya da tura gelebilir diyoruz. 2 tane olası durum. Bir zarın arkadaşlar 6 olası durum vardır. Yani zarı havaya attığımızda bir gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, 4 gelebilir, 5 gelebilir ve 6 gelebilir arkadaşlar. 6 tane olası durum sayısı vardır. Arkadaşlar daha fazla daha az veya eşit olasılıklı durumlarda ürünlerin ya da neyse artık onların sayısına bakmamız lazım. Sayısı fazla olanın olasılığı da fazladır. Yani bakıyorum burada sarı olma olasılığı fazla olduğu için fazladır arkadaşlar büyüktür. Kırmızı olma olasılığı 2. Mor olma olasılığı arkadaşlar 2. O zaman bunların olasılıkları da birbirine eşittir. Veya kırmızı ve mor olma olasılığı sarı olma olasılığından nedir? Daha azdır diyebiliriz. Ve bir olayın olma olasılığı arkadaşlar çok kolay tüm olası durumları buraya yazıyorsun. Benden ne istiyor? Yani kırmızı olmasını istiyorsa kırmızıların sayısını. İşte kız olmasını istiyorsa kızların sayısını. Kız ve gözlüklü olmasını istiyorsa onların sayısını. Yani benden ne isteniyorsa onu paya yazıyoruz. Bütün durumları da Paydaya yazmış oluyoruz arkadaşlar dolayısıyla olasılık sevgili arkadaşlar kesinlikle e, basit kesir olması lazım yani 1 bölü 2 olabilir 3 bölü 5 olabilir 7 bölü 11 olabilir ama mesela bir olasılık değeri arkadaşlar 3 bölü 2 olamaz hiçbir zaman olasılık değeri birden büyük olmaz çünkü neden biliyor musunuz? Olası tüm durumların sayısı benden istenen o durumlardan her zaman daha fazla olacağı için çünkü baksana tüm olası durumlar yani bütün hepsini kapsıyor dolayısıyla her zaman payda paydan büyük olmak zorunda yani bileşik kesir olarak arkadaşlar kesinlikle olasılık değeri olmaz olasılık değerleri ilkokulda öğrendiğin nedir basit kesir olmak zorundadır bunu da söylemiş olalım. Sarı top gelme olasılığı kaçtır? Arkadaşlar toplam top sayısı kaç tane? 9 tane. Sarı topların sayısı bak benden ne isteniyor? Sarı topları istiyor. O zaman kaç tane sarı topumuz var? 5 tane. O zaman ne yaptık? 5 bölü 9 olasılığını bulduk. Bir şeyin olma olasılığı arkadaşlar ile olmama olasılığının toplamı 1'dir. Mesela olma olasılığını kaç bulduk biz? 5 bölü 9 bulduk değil mi? Olmama olasılığı da 4 bölü 9'dur. Toplarsak buradan ne olur? 9 bölü 9 olmuş olur. Peki gerçekleşmesi kesin olan olaylara ne diyoruz arkadaşlar? kesin olaylar diyoruz. Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara ise imkansız arkadaşlar olaylar diyoruz. Mesela kesin olay nedir? Zarı havaya attığımızda arkadaşlar 6'da 7'den küçük bir sayı sayma sayısı gelme olası nedir? Kesin olaydır. Veya bütün sınıfta kız olan bir sınıftan kız öğrenci seçme olasılığı nedir? Kesin olaydır. Ama imkansız nedir arkadaşlar? İmkansız da zarı havaya attığımızda 15 gelme olasılığı imkansızdır. Çünkü zarda öyle bir şey yok arkadaşlar. Dolayısıyla buna da ne diyoruz? İmkansız olay diyoruz. Ve arkadaşlar ne yaptık? Cebirsel ifadelere şöyle bir göz kırpalım bakalım. Cebirsel ifadeler neydi? Arkadaşlar cebirsel ifadeler içerisinde bir veya birden fazla bilinmeyen bulunan ifadelere cebirsel ifadeler diyoruz. Bakın burada terimlerimiz x kare artı 4x devam edelim bakalım. Artı 3y Eksi x arkadaşlar sonrasında da artı 2. Toplamda kaç tane terimimiz var? 1, 2, 3, 4, 5 terimli bir ifade olarak ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Benzer terimler değişkenler nelerdir? Değişkenler arkadaşlar x'dir değişkenimiz ve y'dir. Yani bilinmeyenler anlamına geliyor arkadaşlar değişkenler. Benzer terimler nelerdir? Benzer terimler de bakın 4x ile 4x ile eksi x arkadaşlar benzer terimlerdir sabit terim ise en sonda bulunan yanında x, y, a, b, c gibi bir ifade olmayan ifade edini diyoruz. Biz sabit terim diyoruz arkadaşlar. Dünyanın her yerinde sabittir. 2 olarak düşünebiliriz. Buraya bakalım. E, cebirsel ifadelerde benzer terimler toplanırken başındaki kat sayılar toplanıp çıkarılabilir. Ama burada tam sayıları da iyi bilmemiz lazım. 9y'den 2y çıkarsa kaç y kalır arkadaşlar? 7y. Mesela bir tane daha yapayım ben size. 10x eksi 3y Artı 2x arkadaşlar ne olacaktır? Eksi 4y. Bakın benzer olan terimlerimiz hangisi? 10x bakın burada 2x toplarsak bunlar ne oldu? 12x. Buraya bakalım arkadaşlar şu ikisi de benzerdir bakın y'ler. Bunları da toplarsam eksi 7y. İşte size ne yaptık? En sade halini bulmuş olduk bu ifadenin benzer olan terimleri toplayarak. Bir de doğal sayının arkadaşlar cebirsel ifadeler üzerine dağılma özelliği vardı. 3'ü x ile çarparsam 3x eksi 4 kere 3 ne oldu? 12 oldu. Devam edelim x artı x ne olur? Tabii ki arkadaşlar 2 tane x olur. 2 ile x çarparsam yine x olur x ile x çarparsam aman dikkat arkadaşlar x kare olur. Bunlar da yine özellikle verdik çünkü çok karıştırılan bir bölümdü. Buna da ne yapıyoruz? Dikkat etmenizi istiyoruz. Mesela burada arkadaşlarımız şunu karıştırıyor. Mesela 3 x ile 2 x çarpınca buradan diyor ki hocam 5 x diyor. Hayır arkadaşlar buradan çarpılmış 6 x kare olur bu aman dikkat diyelim. Burada x'i dağıttığımızda x ile x çarparsak x kare artı x ile 2'yi çarparsam ne oldu? 2x oldu çiftlerle çarpma bazen bunda kafalar karışıyor arkadaşlar. Hadi yapalım bakalım. 2x ile x'i çarparsam 2x kare. 2x ile artı 1'i çarparsam 2x oldu. Eksi 1 ile x çarparsam eksi x oldu. Eksi 1 ile artı 1 çarparsam eksi 1 olur. 2x karenin arkadaşı yok arkadaşlar. Aynen yazıyorum. Bakın şu iki ifade benzer terim olduğu için bunları işleme tabi tutmak zorundayım. Çika toplarsam ama zıt işaretli olduğu için çıkartıyorum. Artı x. Buradan da ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır diyoruz. Ve bu şekilde cevizsel ifadeleri ne yapmış olduk? Halletmiş olduk arkadaşlar. 10 tane soruya geçiyoruz. Mükemmel bir soru. Haydi bakalım herkes arkadaşlar. E, önlerine kağıdını kalemini alsın. Güzelce notlarımızı dinledik. Ve şimdi ilk sorumuzla beraber başlıyoruz. Ve buradan soru gelir. Hoca kesin bunu sorar gibi ifadelerimize de sorularımıza yönergelerimizi vereceğiz. İlk sorumuz ne? Hemen bir bakalım. Aşağıda verilen sayıların asal çarpanlarını bulup Üstü ifadelerin çarpımı şeklinde yazınız demiş. Hemen ne yapıyoruz? Asal çarpanları ayırıyoruz arkadaşlar. 2'ye bölüyorum. Her zaman 2 ile başlıyorum bu arada. 2'ye böldüğümüzde kaç oldu? 40. 2'ye böldüğümüzde arkadaşlar 20. 2'ye böldüğümüzde 10. Sonra 2'ye bölüyorum 5. 5 artık bir asal sayı olduğu için ancak arkadaşlar kendisine bölünerek bulunur. 80'in asal çarpanları yani asal çarpanları 2 ve 5'tir. 2 ve 5'tir diyoruz. Ve üstü olarak da şöyle göstereyim. 80 arkadaşlar eşittir. 2 üzeri 4, 4 tane olduğu için 5 üzeri 1 ya da 5 yazmana da gerek yok. Devam edelim 210'a bakalım 210'a. 2 ile başlıyorum her zaman 2 ile başlıyorum arkadaşlar. 2'ye böldüğümüzde 105, Sonra 2'ye böleceğim fakat 2'ye bölünmediğini fark ediyorum. Sonra 3'ü deniyorum. 2 olmazsa 3'ü deneyeceğim. Sırasıyla 2'yi deniyorum, 3'ü deniyorum, 5'i deniyorum, 7'yi deniyorum, 11'i deniyorum. nokta nokta diye gidiyor. Sıra sıra deneyeceğiz. Sonra 3'e bakıyorum. 3'e bölünüp bölünmediğini zaten rakamlarının toplamından anlıyorsun. Rakamlarının toplamı 3'e bölünüyorsa 3'e tam bölünür arkadaşlar. 105 rakamlarının toplamı 6, 3'e tam bölünüyor. Dolayısıyla böldüğümüzde buradan ne olacaktır? 30, olacaktır. 35 olacaktır. 35'i ben ne yapıyorum? 2'ye bölemiyorum. 3'e bölemiyorum. O zaman kaça böleceğim? 5'e böleceğim tabii ki. 5'e böldüm 7. E 7'yi de ancak 7'ye bölerim çünkü 7 asal bir sayı arkadaşlar. E, 210'un asal çarpanları, 210'un asal çarpanları arkadaşlar kaçtır? 2'dir, 3'tür, 5'tir, 7'dir. Maşallah hepsinden birer tane var. Asal çarpanları üslü olarak gösterirsek Hepsinden arkadaşlar birer tane olduğu için şöyle isterseniz buralara da bir koyabilirsiniz diyoruz. Ve eğer sen de bu soruyu benim gibi yaptıysan arkadaşlar ne yapıyorsun? 10 puanı cebine indiriyorsun. Geldik ikinci sorumuza arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik ikinci sorumuza demiştik. Annesi Tonguç'a 50 lira para verip markete yollamış ve tabloda fiyatları çözümlenmiş olarak verilen ürünleri almasını istemiştir. Tonguç para üstü olarak marketten acaba kaç lira alacaktır para üstü? Şimdi çözümlenmiş olarak verilse hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunları buluyoruz. Şöyle e, ne yapalım? Şöyle bir birazcık şöyle şey yapalım. 3 tane hepsine koyalım. Sonrasında zaten arkadaşlar ihtiyacımız olmayanlara ne yapacağız? Şöyle 3 tane koyduk. Buraya da arkadaşlar 3 tane yapalım. Böyle bol bol yapın ki öğrenene kadar ondan sonra zaten sıkıntı olmayacaktır. Şimdi burası arkadaşlar virgülün sol tarafında 10 üzeri 0, 10 üzeri 1. Yani burası 4 olacak. Burası da virgülden sonra ikinci sayı 1, 2. Ne olacaktır arkadaşlar burası? Aralara ne yapıyorum? sıfır ekliyorum. Yani 40,05 TL'ymiş arkadaşlar. Bunu söyledik TL. Tamamdır. Buraya bakalım. 10 üzeri 0 hemen şurası arkadaşlar. Bakın burada 2. virgül e, virgülden sonra birinci sayım 7. Virgülden sonra ikinci sayım arkadaşlar kaç? 2,75 TL de buradan geldi. Devam ediyorum. Bakın virgülden sonra birinci sayım 8. ikinci sayım 5. O zaman buraya ne yaptık? Ekledik sıfırımızı. Şimdi önce bunları toplayalım. Bakın zaten hazır bu, bu şekilde toplayalım arkadaşlar. Şöyle toplayalım farklı kalem alayım ki rahat rahat toplayalım. Şimdi bakın 5, 10, 15. 15'in 5'i elde var 1. 7, 8 daha 15. Bir de elde 16. 16'ın 6'sı elde var 1. 2, bir de elde 3. 4 aşağı indirsek 43,65 TL tutmuş sevgili Tonguç'un aldıkları. Ben ne yapacağım? 50 liradan bunu çıkartıyorum. Arkadaşlar 50 TL'den çıkartırken 51 tam sayıdır. Dolayısıyla ne yapıyorsun yanına? 2 tane sıfır ekleyerek buradan sonraki basamakları eşitliyorsun. 43,65 diyorsun ve çıkarmanı yapıyorsun. Çıkarma yaparken tabii ki dikkat. Burasına onluk dağıttığın için burası 10 oluyor. Burası 9 oluyor. Burası 9 oluyor. Burası da kaç oluyor? 4 oluyor. 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. 9'dan 6 çıktı 3 kaldı. 9'dan 3 çıktı 6 kaldı. 4'ten 4 dört çıktı 0 kaldı. Tonguç'un bakkal amcadan alacağı geri para üstü 6,35 TL yani 6 TL 35 kuruş diyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı, bir o kadar da güzel bir çözümleme sorusuydu. Sevgili hocamız da bundan kesinlikle bir tane soru gelecek. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı LGS'de çözümlemeyi çok seviyor ve genelde de arkadaşlar sorular soruyor bu ile alakalı. Bizden de yaptık? Hemen yazılımıza bir tane soru eklemiş olduk. Geldik bir başka sorumuza. Hemen soruya bir bakalım. Diyor ki verilen kara köklü ifadelerin hangi ardışık iki tam sayının arasında olduğunu söyleyiniz demiş. Şimdi arkadaşlar kök 250. Hemen ne yapıyorsun? Bir altındaki ve bir üstündeki tam kare sayıları bulmak zorundasın. Bir altında ve bir üstündeki sayılara bakalım. Bir üstünde Kök 256 var 16. Bir altında 15 ya 15'in karesi yani 225. O zaman arkadaşlar bu sayımız 15 ile 16 arasında bir yerlerde ne yapar? Yer alır. 15 ile 16 arasında bir yerlerde. O zaman ne yapıyorum ben buraya? Hemen geleyim. Buraya 15 yazayım arkadaşlar. Buraya da 16 yazayım. 15 ile 16 arasında kime daha yakın? Tam ortasında şöyle alırsak kime daha yakın arkadaşlar? 250, 256'ya daha yakın olduğu için bak buraya 25 birim var. Buraya 6 birim var. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapıyorum? Şurada bir yerde kök 250'yi gönül rahatlığıyla ne yapabilirim? Yazabilirim diyebiliriz. Buraya bakalım. Burada da arkadaşlar ne yapalım? Yine iki tane sayımızı bulacağız. Bakalım bu sayımız neymiş? Ee, burada sayımızı bulmak istiyorsak öncelikle bunu içeriye almamız gerekiyordu. Zaten az önce de öğrenci notlarında yani sizlerin notlarında ne demiştik? Dedik ki bir sayının yaklaşık değerini bulurken veya sıralama yaparken mutlaka kök içine alman gerekiyor. Alalım bakalım. Hemen şurada 36 olarak girer. 5 ile çarparsak arkadaşlar burası ne olur? 180 olur. Kök 180 sayısının bir altındaki ve bir üstündeki tam kare sayıları bulacağız. Bir altında 13'ün yani 169 var. Bir üstünde ise ne var arkadaşlar? Bir üstünde ise 13'ten sonra 14 yani 196 var. Yani burası 13 ile 14 aralığında bir yerlerde yer alır ve sonrasında da sonrasında da arkadaşlar Kime daha yakındır bakalım. 180, 169'a 11 birim uzaklıkta. Buraya ise 16 birim uzaklıktadır. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapıyorum? Ben 11 birim yakın olduğu için o zaman şuralarda bir yerlerde yani 13'e daha yakın olan bölümde alabiliriz. Kök 180'i ya da orijinal haliyle Alt kök 5'i işaretleyebiliriz arkadaşlar diyoruz ve bu şekilde yaptıysan seni tebrik ederiz. Yaklaşık değer sorusu karşımıza gelebilir arkadaşlar hocalarımız sorabilir. Bir de ne var sırada köklü sayıların arkadaşlar kök dışına çıkamayanları var. Kök dışına çıkamayanları var onlara bir bakalım hemen sorumuzu okuyalım bakalım sorumuzda ne istiyor bizden. Diyor ki yukarıda birer kenarları bitişik olan 3 karenin aman Allah'ım dikkat karenin alanları verilmiştir. A, B, C, D noktaları doğrusal olduğuna göre A noktasından mavi çizgi boyunca E noktasına yürüyen bir böcek kaç santimetre yürümüştür? Yani başlangıç noktamız burası, bitiş noktamız arkadaşlar burası olacaktır. Şimdi eğer bakın şurada size bir şey göstereyim. Eğer bu karelerin alanları örneğin atıyorum 81 olsaydı 81 santimetre kare yani tam kare bir sayı olsaydı bir kenarımızı 9 santimetre bulabilirdik. Veya arkadaşlar bu karelerimiz ve alanı alanı e, 144 santimetre kare olsaydı hemen bunun bir kenarını 12 santimetre diyebilirdik. Ama bunlar arkadaşlar ne yazık ki tam kare sayılar değilmiş. O zaman ne yapacağız? Yöntemde bir değişiklik yok. Alanın kare kökünü alırsan bir kenarını bulursun arkadaşlar. Alanın bakın alanın kare kökünü alırsan bir kenar uzunluğunu bulursun. Ne yaptık? Alanın kare kökünü aldık. 48. Kök 48. E kök 48'i ben 16 çarpı 3 şeklinde yazıp buradan da 4 kök 3 olarak bulamaz mıyım? O zaman bir kenar uzunluğumuz kaç oldu? 4 kök 3. O zaman A'dan B'ye 4 kök 3 santimetre yürümüş olur. Devam edelim bakalım. Kök 27. Arkadaşlar kök 27'ye bakalım. Yine alanın kare kökü bize bir kenar uzunluğunu verir. Buradan da kısa yoldan A kök B şeklinde yazarken ne yapıyorum? Bunu kullanıyorum. 9 çarpı 3. 9 dışarıya 3 olarak çıkarsa 3 kök 3 ne yaptık? Burası da 3 kök 3 olmuş oldu. Devam edelim 147 arkadaşlar. 147'nin de kare kökünü alırsam bir kenar uzunluğunu bulurum. Buradan da 49 çarpı 3'ten 49 dışarıya 7 olarak çıkarsa 7 kök 3 santimetre. O zaman burası da ne olacaktır? 7 kök 3 santimetre olacaktır. Tabii ki burası da 7 kök 3 olacağı için buradan ne olur? Şimdi örümceğin ya da böceğin ne kadar yol gittiğini bulabiliriz. Buradan arkadaşlar 4 kök 3 geldi artı 3 kök 3 geldi. Buradan 7 kök 3 geldi. Sonra buradan da bir 7 kök 3 gelirse hadi toplayalım bakalım. toplamalarımızı nasıl yapıyorduk? Baştaki sayıları topluyorum ve ortak kökümü yazıyorum. 4, 3 daha 7, 7 daha 14, 7 daha 21. Demek ki arkadaşlar bu böcek 21 kök 3 e, santimetre yol yürümüş. nereden nereye? Bakın şuradan arkadaşlar şuradan başlamış. Şöyle arkadaşlar gitmiş. şuradan da buraya. Ne yapmış arkadaşlar? E, yolculuk yapmış diyebiliriz. Ve yolculuğumuza bir başka soruyla devam ediyoruz. Şekilde verilen dikdörtgen ile karenin alanları birbirine eşittir. Aman Allah'ım alanlar birbirine eşit. Yani burasının alanı ile... Ee, arkadaşlar buranın alanı birbirine eşitmiş. Biri dikdörtgen biri kare. O zaman bunun alanını bulabiliriz. Sonra buradan da ne yapabiliriz? Kenarlara gidebiliriz. Şimdi dikdörtgenin alanına bakalım arkadaşlar. Dikdörtgenin alanı şöyle bulunmaz mı Allah aşkına? Bakın böyle. Sonrasında sonrasında bakın 4 kök 6 çarpı bu da e, A kök 5 şeklinde yazarsak 2 kök 6'ya karşılık gelir. E, buradan da bununla bunu çarptığım 8 kök 36 yapar. E 36 dışarıya arkadaşlar 6 olarak çıkarsa bizim buranın alanı 48 santimetre kareye eşit olur. Bakın dikdörtgenin alanını ne yaptık biraz tabi uzatıyoruz biz arkadaşlar sizler daha pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Buranın alanı 48 arkadaşlar buranın alanı da 48 santimetre kare olacaktır. Peki az önce de yapmıştık karenin alanı verilmiş. Eğer şanslıysak bu sayı tam kare olabilirdi. Ama tam kare değilse de yöntemde değişiklik yok arkadaşlar. Alanın kare kökünü alırsan, alanın kare alırsan bize neyi verecektir? Bir kenar uzunluğunu verecektir. E, bunun kare kökünü aldığımda ben ne yapacağım? Böyle. Bakın 16 çarpı 3 olarak yazarım. 16 çarpı 3'ten ne oldu? Bir kenar uzunluğumuz 4 kök 3 oldu. Geliyorum buraya bir kenar uzunluğuna 4 kök 3 yazıyorum. Bana neyi sormuş? çevresinin uzunluğu. Arkadaşlar çevresinin uzunluğu ne yapıyoruz? Hemen şöyle yapalım. 4 tane 4 kök 3 olarak buluyoruz. Buradan da 16 kök 3 santimetre olarak çevremizde bulmuş oluyoruz. Bu şekilde arkadaşlar ne yaptık? Sorumuzun çözümünü yaptık. Hem ne yapıyoruz? Bilgilerimizi güncelliyoruz. Hem de soruları çözerek sana aslında burada güzel bir şekilde çözümünü anlatmaya gayret ediyoruz. Şimdi geldik bir başka sorumuza. Veri analizi ile alakalı sorular çözelim birazcık da. Diyor ki sorumuzda yukarıdaki grafikte Tongül ve Songül'ün 3 matematik sınavına ait notları verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Songül'ün 3 sınavındaki ortalaması kaçtır demiş. Arkadaşlar Songül'e bakalım. Songül mavi. Mavi olan bakın birinci sınavdan kaç almış? 60 almış arkadaşlar tamam. İkinci sınavdan 70 almış tamam. Üçüncü sınavdan kaç almış? 50 almış. Yani Tongül, Songül demek ki arkadaşlar vasat bir öğrenci. Yazı notlarından bunu anlayabiliriz. Kaça bölüyorum? 3'e bölüyorum. Topladığımız zaman burası ne olur? Arkadaşlar 180 yapar. 180'i 3'e böldüğümüzde ortalamasının 60 geleceğini söyleyebiliriz sevgili Songül arkadaşımızın. B'ye bakalım. Songül'ün birinci sınav notu Tongül'ün birinci sınav notundan yüzde kaç fazladır demiş. Şimdi arkadaşlar Songül'ün birinci sınav notu Tongül'ün birinci sınav notundan yüzde kaç fazladır demiş. Şimdi bakalım Songül'ün birinci sınav notu 50. Ee, ...arkadaşlar Tongül'ün pardon... ...Tongül'ün sınavı kaçmış? 50'miş. O zaman 50 puana... ...ben %100 dersem... ...50 puana %100 dersem... ...arasındaki fark kaç puan arkadaşlar? 10 puan değil mi? Arasındaki fark kaç puan? 10 puan. 50 puan %100 ise... 10 puanlık fark yüzde kaça karşılık gelir diyoruz. E buradan da zaten arkadaşlar bakın 2 iki katına çıktığına göre bu da iki katına çıkacaktır. O zaman x eşittir yüzde 20'sine karşılık gelir diyoruz. Yani yüzde 20 daha fazla puan almıştır dedik ve güzel bir soruyu da ne yaptık geride bıraktık arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik bir başka sorumuza. Yani veri analizi sorusuna bakalım. Sorumuz ne diyor bize? Güzel bir soruya benziyor. Yandaki grafikte bir tarlaya ekilen ürünlerin alanlarına göre dağılımı verilmiştir. Tarlada bu tarlada 45 dönüm biber bulunduğuna göre diğer ürünlerin ekildikleri alanları bulunuz demiş. Biber 45 dönülmüş arkadaşlar. Ve şuradaki açılar birbirine eşitmiş. O zaman ne yapmam lazım? Önce açıyı bulmam lazım arkadaşlar. Şimdi bakın burası 90 derece. 90 derece burası bakın şöyle 90 derece. Burası 120. O zaman toplayayım bakalım. 90 ile 120'yi topladım. Buradan ne olur? 210 mu oluyor arkadaşlar? 210 derece. E 360'tan da arkadaşlar 210'u çıkartırsam buradan ne olur? 150. 150 derece kalır. 150'yi ne yapıyorum? 2 eşit parça bölüyorum. O zaman arkadaşlar burası 75. Burası da ne oldu? 75 derece olmuş oldu. Ne yaptık? Buraları güzel bir şekilde bulduk. Şimdi diyor ki bize biberler 45 dönmüş. O zaman ben şunu sorarım. Şunu söylerim arkadaşlar. 75 dereceye e 45 dönüm. Bakın 45 dönüm arazi karşılık geliyorsa arkadaşlar dönüm arazi karşılık geliyorsa ne olacaktır? Hemen bakalım. Örneğin Mısır'a yani 90 dereceye kaç dönüm arazi gelir? Bak 75 dereceye 45 dönüm arazi geliyorsa Mısır'ı bulmak istiyorsam Mısır hemen şuraya Mısır yazayım ki kafalar karışmasın. Mısır'ı bulmak istiyorsam ne yaparım? Orantımı kurarım. Bakın burada sadeleştirebiliriz arkadaşlar. 15'e böldüm. 5 defa. 15'e böldüm 6 defa arkadaşlar. Şimdi 5'ten 45'e nasıl bir artış olur? 9 kat artış olur. Arkadaşlar o zaman 6'dan da x'e 9 kat artış olursa cevabımız 6 çarpı 9'dan 54 dönüm ne olur arkadaşlar? Mısır olmuş olur diyebiliriz. Çizgimizi çekiyorum ve pamuğu bulmaya başlıyorum. Aynı mantık 75 dereceye 75 dereceye arkadaşlar 45 dönüm arazi karşılık geliyorsa o zaman 120 dereceye kaç dönüm arazi karşılık gelir? Ne yapıyorum? Yine orantımı kuruyorum. 15'e böldüm. 5 oldu arkadaşlar. 15'e böldüm. 8. Şimdi 5'ten 45'e kaç kat arttı? 9 kat. E 8'de 9 kat arttırırsam x eşittir arkadaşlar. 8'de 9 kat artarsa 72 dönüm. Neydi bu arkadaşlar? Pamuktu değil mi? Hemen notumu alayım şuraya. Pamuk yazayım ki kafalar karışmasın. Pamuğu da bulduk. Şimdi e, domates de zaten arkadaşlar aynı açıya ölçüsüne sahip olduğu için o da nedir? 45'tir. O zaman burası 45 dönüm. Arkadaşlar devam ediyorum. Burası zaten 45 dönümdü. Onu da zaten bulmuştuk. E, Mısır'ı bulduk. Mısır 54 dönümdü. 54 dönüm onu bulduk. Dönümü yazalım şuraya. Arkadaşlar pamuk da 72 dönümdü. Ne yaptık? Onu da süper bir şekilde bulmuş olduk. Ve eğer böyle yaptıysak zaten sınavda öğretmenimiz bize çok güzel puan vereceğini düşünüyoruz dedik ve yolculuğumuza süper bir soruyla devam edelim. Ondan sonra arkadaşlar son bir sorumuz kalıyor. iki sorumuz kalıyor. Ondan sonra da ödüllü sorumuza ne yapacağız? Geçiş yapacağız. Şimdi sorumuza bir bakalım. Sorumuz diyor ki arkadaşlar bir torbada birden 20'ye kadar doğal sayıların olduğu eş boyutlu kartlar bulunmaktadır. Bu torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının 36'nın bir doğal sayı çarpan olma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar gelelim 36'nın bir çarpanlarını yazalım bakalım. Şöyle iki tane ok çıkartıyoruz biliyorsunuz. Buradan 1 çarpı 36, 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9, 6 çarpı 6. Yani 36'nın arkadaşlar kaç tane çarpanı vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane çarpanı vardır. Peki olasılıkta ne yapıyorduk? Olasılıkta Bizden istenen arkadaşlar bölü toplam sayı arkadaşlar. istenen bölü toplam. Peki bizden istenen neydi? 36'nın çarpanının olması. Nedir arkadaşlar sayısı? 9 tane. Toplam kaç tane? 1'den 20'ye kadar dediği için arkadaşlar 20 tane. O zaman olasılık değerimiz ne oldu? 9 bölü 20 oldu diyoruz ve böyle güzel kek bir soruyu da ne yapmış oluyoruz? Yapmış oluyoruz sizlerle beraber. Şimdi geldik bir başkasına diyor ki soruda yandaki grafikte bir torbada bulunan eş boyutlu topların renklerine göre dağılımı verilmiştir. Bu torbadan rastgele çekilen bir topun gelizin çeken bir çeken geliz sarı renkli bir top çekme olasılığı kaçtır? Arkadaşlar böyle sorularda her zaman olasılık bakın olasılık arkadaşlar olasılık her zaman payda da toplam yazıyoruz yani toplam yazıyoruz buraya istenen yazıyoruz ya az önce de yapmıştık zaten. Burada toplam her zaman 360 derece olur arkadaşlar. 360 derece istenen de bize sorulanın açı ölçüsü. Yani nedir arkadaşlar o? Şöyle kalemimizi alalım. Yani burası 90 derece. 70 derece toplarsak arkadaşlar 90 ile 70'i 160. 120 daha kaç yapar? 280 yapar değil mi? 360'tan 280'i çıkartırsak buraya kaç derecemiz kalıyor? 80 derecemiz kalıyor. 80 dereceyi güzelce yazıyoruz. Şimdi ne oldu? Toplam 360 derece bizden istenen bölge 80 derecelik bölge. O zaman ne yapıyoruz? 80 bölü 360 diyoruz. 40'la sadeleştirirsem 2, 40 ile sadeleştirirsem 9. Yani cevabım ne olmuş oldu? 2 bölü 9 olmuş oldu arkadaşlar. Tatlı tam da sınav ayarında bir olasılık sorusuydu diyelim. Şimdi son sorumuza geldik. Bakalım son sorumuzda durum ne? Kesinlikle arkadaşlar bu arada bundan da sınavda cebirsel ifadelerden de tam da böyle çok zor olmayan bir soru bekliyorum. Hocamız kesinlikle bunlardan soru soracaktır diyebiliriz. Şimdi yukarıda verilen dikdörtgenin alanı A'ymış. Karenin alanı ise B'ymiş. B A işleminin sonucunu cebirsel olarak bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar bakalım buranın alanı biz bulmak istiyorsak kısa kenarla uzun kenarı çarpmaz mıyız? Evet. Hadi çarpalım bakalım x eksi 1 çarpı x artı 5 yapıyoruz. Ve bundan sonra da hadi bakalım oklarımızı çıkartalım. Şimdi bununla bunu çarpacağım. Bununla da bunu çarpacağım. Bununla bunu çarpacağız arkadaşlar. Bununla da bunu çarpacağız. Çarpalım bakalım. Şimdi x ile x çarpıyorum. x kare. x ile 5 çarpıyorum artı 5x. Bununla bunu çarparsam eksi x. Bununla bunu çarparsam arkadaşlar eksi 5 olacaktır. Buradan x kare e, artı 4x aman Allah'ın dikkat ve eksi ne yaptık bulduk. Buranın alanını bulduk arkadaşlar. Geliyorum ikincinin alanını bulmaya. İkincinin alanında nedir arkadaşlar? 2x artı 1'in çarpı 2x artı 1. Yine okları çıkartalım mı? Haydi bakalım bununla bunu çarpıyoruz. Bununla da bunu çarpıyoruz. Bununla bunu çarpıyorum. Bununla da bunu çarpıyorum ve yazalım. 2x ile 2x çarparsam 4x kare. 2x ile 1'i çarparsam artı 2x. 1 ile 2x çarparsam 2x. 1 ile 1'i çarparsam 1. Toplayalım 4 x karenin arkadaşı yok. İkisini toplarsam benzer terim arkadaşlar. 4 x olur buradan da artı 1 olur. Şimdi neyi soruyor? B eksi a'yı soruyor. B eksi a ise arkadaşlar birinci terim. Bakın birinci terim aynen yazılır. Dikkat aynen yazılır. Aynen yazılır. İkinci terim arkadaşlar yani şu ifadeyi. Bu işaretlerinin zıttı olarak yazmak zorundasın. Dikkat. Mesela artı iken eksi x kare. Artı iken eksi 4x. Eksi iken artı 5 olarak yazıyorsun. Ve şimdi bakalım neler çıkacak karşımıza. Benzer terimler burada. Bakın şu ikisi benzer terim. Buradan ne olur? 3x kare gelir. 4x ile 4x birbirine ne yaptı arkadaşlar? Şu tingen yaptık. Buraya bakalım. 1 ile 5 toplarsam ne olur cevabımız? 6 olur. 3x kare 6. Yani ikisi arasındaki farkmış diye biliriz arkadaşlar. Ve bu şekilde de ne yapmış olduk? Ee, yazılı çalışmamızı tamamlamış oluyoruz. Mutlaka arkadaşlar yazılı notlarını almayı ihmal etmiyorsun. Ve bu şekilde de çalışarak sınavlardan 100 alıyorsun. Tekrar söyleyelim notlarımızın yüksek olması bizim için çok önemli. Çünkü ola ki hani olmaz da ola ki arkadaşlar notlarımızla bir liseye girmek istersek bu notlara çok ihtiyacımız var. Onun için de notlarımızı 100-100-100 olarak ne yapalım? Zirvede tamamlayalım. Bunun için de bu kaynaklar arkadaşlar senin için efsane mutlaka bunları ediniyorsun ve şimdiden sınavlara kadar bunları çözüyorsun diyelim ve şimdiden hepinize başarılar diliyorum ve ödül sorunun cevabını buluyorsun yorumlara yazıyorsun Kendine çok iyi bakıyorsun görüşmek üzere